Sonra da alkolü antiseptik olarak tıpta kullanan karıncadan damıtma yoluyla formikası elde eden simyacıyı soruyor. Bu simyacı Ebu Bekir Er-Razi'dir. Cevabım B seçeneği olacak. 12. soruda aşağıdakilerden hangisi eski çağlarda insanların deneme yoluyla bulduğu maddelerden değildir diye soruyor. Sabun, zat yağı, kezzap, kükürt, eski çağlarda kullanılan malzemelerde. Pet şişe ise 20. yüzyılda kullanılan bir malzeme olduğu için cevabım D seçeneği olacak. 13. soruda aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır diye soruyor. A şıkkında simyacılar ölümsüzlük iksirini bulmaya çalışarak ab-ı hayata ulaşmak isteğindeydiler. Mürekkep simyacılar döneminde deneme yanılma yoluyla bulunan bir maddeydi. Simya, astronomi, felsefe, tıp, din gibi çeşitli alanları kapsardı. Simya döneminde kullanılan en önemli yöntemlerden birisi damıtmaydı. Bu şekilde çeşitli asitler keşfedilmişti. Fakat C şıkkına bakacak olursak, simya döneminde değersiz madenler altına dönüştürülmeye çalışılmıştır. Altına dönüştürülmemiştir. Bundan dolayı yanlış cevabım C seçeneği olacak. 14. soruda yukarıdakilerden hangileri kimyanın uğraş alanlarındandır diye sorulmuş. İlaç, gübre, boya bunların hepsi kimyanın uğraş alanlarıdır. Bundan dolayı cevabım E seçeneğidir. 15. soruda yukarıdaki kimya disiplinlerinden hangileri için verilen açıklama doğrudur denilmiş. Organik kimya, karbon temelli bileşiklerin yapılarının özelliklerini incelerdi. Endüstriyel kimyada organik ve anorganik maddelerin üretimini incelerdi. Biyokimyada ise canlı organizmaların kimyasal yapısını ve bu yapıda meydana gelen reaksiyonları, değişiklikleri incelerdi. Bundan dolayı cevabım E seçeneği olur. 16. soruda aşağıdaki bileşiklerden hangisinin yaygın adı yanlış verilmiştir diye soruyor bana. A şıkkına bakacak olursak NH3 amonyak olmalıydı. Bundan dolayı yaygın adı yanlış verilmiştir. Kezzap dediği bileşik ise neydi? HNO3 olarak yazılırdı. Diğer şıklarım doğrudur. Cevabım A seçeneği. 17. soruda aşağıdaki element sembollerinin hangisi yanlıştır diye soruyor bana soru. D şıkkına bakacak olursak kurşun HB sembolüyle gösterilirdi. CR olarak gösterilen krom elementinin yazılışıydı. Bundan dolayı cevabım D seçeneği olacak. 18. soruda asit, baz, tuz, su, mineral gibi maddelerin doğada nasıl bulunduğunu, özelliklerini ve kimyasal tepkimeleri inceleyen kimya alt disiplinini sormuş. Bu alt disiplin anorganik kimyadır. Cevabım D seçeneğidir. 19. soruda elementler için aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır diye sorulmuş. A şıkkında elementler sembollerle gösterilirler. Ne gibi? Demir, nikel, kobalt gibi. C şıkkında günümüzde 118 elementin varlığından söz etmiş. D şıkkında ise elementler atomik ya da moleküler yapıya sahiptir. H2O2 gibi. E şıkkına bakacak olursak elementlerin belirli ayırt edici özellikleri vardır. Kaynama noktaları, erime noktaları gibi. Fakat B şıkkına bakacak olursak elementleri biz fiziksel yöntemlerle bileşenlerine ayıramıyoruz. Bundan dolayı doğru cevabım B seçeneğidir. 20. soruya bakacak olursak yukarıdaki güvenlik sembollerinden hangileri için verilen açıklama doğrudur diye sorulmuş. Birinci güvenlik sembolüne bakacak olursak bu bana toksik yani zehirli maddeleri anlatan güvenlik sembolüydü. Bundan dolayı ağız, deri ve solunum yolu ile zehirlenmeye neden olur. İkinci güvenlik sembolüne bakacak olursak bu aşındırıcı yani korozif maddeye ait etiketti. Bundan dolayı radyasyona neden olmaz. Son olarak üçüncü güvenlik sembolüne bakacak olursak bu tahriş edici maddeleri içeren etiketti. Bundan dolayı alerjik deri reaksiyonlarına neden olur. Cevabım B seçeneği 1 ve 3.